Tamam mı? Öncelikle herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yine bir kulüple ilgili bir basın toplantısında bir aradayız. Son günlerde gelen birkaç haftalık kötü saha sonuçlarından sonra bir açıklama için sizlerin karşısına çıkma ihtiyacı duydum. Şimdi kulübümüz birkaç hafta sahayla ilgili kötü sonuç aldığında taraftarımızın özellikle iç sahada çok iyi giden bir Ankara Gücü maçının uzunca bir süresinde yönetimle ilgili, takımla ilgili kötü tezahürat etmeleri, deplasmanda 60. dakikadan itibaren bir grubun taraftarımız ihtiyaç duyulduğunda, yani hakikaten tepki vermesi gerektiğinde tepkiyi verebilir. Bunları anlayışla karşılarız. Gereken de neyse bu yapılır. Birkaç gündür medyada da çıkan, bizim de okuduğumuz, bir yerlerde çıkan genel kurul talebi, istifa talebi niye bu kadar yüksek sesle çıkıyor? Hakikaten anlam veremiyorum. Daha yeni genel kurul yaptık. Birkaç ay geçti üzerinden. Orada da biz zaten alternatif bir aday, bir başkan adayı, bir yönetim kurulu karşımıza çıkmadı. Biz Giresunspor'u zaten hiç iyi bir gününde yönetim sergilemedik. Her zaman kötüydü. Her zaman sıkıntılı bir durumdaydık. Ve bu sıkıntıların içerisinden de her zaman geçip aşıp bu engelleri aşarak yolumuza devam ettik. Yine öyle sıkıntılı bir süreçteyiz. Allah'ın izniyle de bunu aşarız. Yani eğer bir böyle bir nasıl diyeyim, bir isyan verilecekse, bir sitem edilecekse öncelikle başka taraflara sitem edilmesi gerekiyor. Bu kulüp çok ciddi maddi desteksizlikler içerisinde. Bunu dönem dönem söyleye söyleye artık bıktık, çıkıp da söylemek de istemiyoruz. Çünkü söylemler hiçbir yer bulmuyor. Süper Lig'e çıkmış, burada da rüştünü ispat etmiş bir takım bu kadar minimal maliyetlerin içerisinde çok büyük başarılara aslında çok büyük başarılar sergiliyoruz iki buçuk yıldır. Bunun karşılık bulmadan sürekli böyle eleştirilere hakikaten yani nasıl diyeyim, çok kalbimizi, gönlümüzü kırıyor ama bu bizim umudumuzu ya da iş yapma şeklimiz de bizi engelliyor mu derseniz de engellemiyor. Daha da güçlendiriyor. 11. hafta itibariyle geçen yılki tablonun aslında bir kopyasını yaşıyoruz. Geçen yılda 9 puanlı bir takımımız vardı. 2 galibiyet, 3 beraberlikte beraber. Aynı 11. haftada aynı puandayız. Fixture olarak baktığınızda görece daha bize rakip olabilecek takımlarla daha maçlarımızı oynamadık. Biraz herhalde bu yıl Dünya Kupası'ndan dolayı verilen arayı biraz devre arası gibi mi hissediliyor bilmiyorum. Daha ligin 1/3 bitmedi. Çok uzun bir yol var önümüzde. Geçen yılda bu dönemde hocamıza çok büyük eleştiriler geliyordu. Hatta hocamızı göndermediğimiz için bize sitem ediliyordu. Şimdi biz o dönemde de hocamızın arkasında durduk. Bizim en büyük özelliğimiz bana göre biraz sabırlı oluşumuz gibi geliyor. Bu sabrımız da elbet bir gün meyvesini bize veriyor. Bu yıl nedense biraz daha hocamızda eleştiri yok, bize daha çok eleştiri. Ve istifaya çağrılan başkan Hakan Karamet ve yönetim kurulu olarak yani istifaya çağırdığınız bu adam 2,5 yıl daha olmadı bu takımı
yöneteli. 45 yıllık Süper Lig hasretini giderdi. Bir yılda Süper Lig'de kalarak bu bütçelerle büyük bir başarıya imza attı ki bunun yarı döneminde inanın hiçbir yerden bir destek görmedi bu kulüp. Ki geçen yılki ve bu süreçlerde de pandeminin getirmiş olduğu ekonomik zorluklar, ülkedeki ekonomik sıkıntılarla beraber bugünlere kadar getirdik bu kulübü. Bence çok büyük kredisi olmasına rağmen en ufak bir sıkıntıda, en ufak bir kötü günde bu kadar çok moral bozmanın ne anlamı var bilmiyorum. Çok anlamsızca haberler çıkıyor. Medyada da kulüpte kahvaltı verilmiyor gibi, maddi sıkıntılar var gibi. O kadar maddi durumumuz kötü değil. Arkadaşlar ben bunu size söyleyeyim. Kulüp şu anda dönmüyor değil. Kulüp gayet ayağını yorganına uzatarak tabir edeceğimiz şekilde bir yönetim şekliyle idare ediyoruz 2 yıldır bu kulübü. Çünkü dışarıdan inanın hiç destek görmüyoruz. Bu kulübün locaları talep görmüyor, reklamlara talep görmüyor, çok zor bir şekilde satıyoruz. Diğer kulüplerle konuşup da onlardan duyduğumuz, siyasilerden gelen, devlet kanalından gelen yardımların hiçbirini bu kulüp alamıyor. Bu konularda biraz taraftarımızı bu konuların sahibi ve gücü olanlarla ilgili eleştiri beklerken, eleştiri bu tarafa dönüyor. Bunları da inan anlamsız buluyorum. Yani geçen Ankara Gücü maçıyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hakikaten çok güzel sahadaki bir oyun. Hani orada kaybettiğimiz puan diye düşünüyoruz artık, onu görüyoruz. Üzüntüsüyle beraber hem sahada yönetime karşı tezahüratlar, devamında bitmeyip kulübün kapısına giden bir grup, oyuncuların tesise girmesine engel olan, devamında yani oradaki olayları da çok bilmediğiniz için yani otobüsün içerisinde bir süre bekleyen oyuncularımızı sıkıntıya sokacak şekilde otobüsün camına vurmalar, tesise girerken arada bir engel olma çabaları, yani elbette eleştirebilir taraftar, kötü günde de eleştirecek ama eleştiri sırası ne zaman oyunculara geldi? Yani kötü tezahürat yapma, işte sahanın kötülüğünü konuşuyoruz. Dün iyi bir haber çıktı o taraftan. Bunu hiçbir zaman ben bir taraftan eleştirdiğini görmedim. Ama biz bunu isyanla ta geçen sene verdik. Bunun sorumlusu da Gençlik Spor ve geçmiş dönemdeki Gençlik Spor Müdürü'dür. Biz bir buçuk yıl bu şahısla ilgili kulübe karşı yapılan negatif yaklaşımları, taleplerimizin yerine getirilmediğini, bu sahanın kötüye gittiğini çok defaten söylememize rağmen hiçbir önlem alınmadı. Hiç top daha oynanamayacak şekilde geldiği anda ülke gündemine gelince bununla ilgili bir tedbir alındı. Yani biz burada bir yıl, bir buçuk yıl bir adamdan şikayet ediyorsak bunun altı hakikaten doludur. Yani insanı, adamı sevmiyoruz diye değil. Bu kulübe karşı tavırla ilgilidir bizim isyanımız. Yerine de yeni bir müdür bey geldi sağ olsun. İyi de bir insan. Kulübe karşı tavır yaklaşımı da çok farklı. Biz kendi Giresunlu, ikameti Giresunlu olan, nüfus cüzdanında Giresunlu yazan bir müdürden göremediğimiz yaklaşımı başka Kocaeli bir müdürden görüyoruz sağ olsun. Kulübe destek olunmuyor diyoruz. Taraftar bu anlamda kimseye şikayetlenmiyor. Sürekli maddiyatla ilgili eleştiriler geliyor. Bir türlü önüne geçemediğim bu bir şampiyonluk primi denen bir para var. Bu para neredeyse, bu kimdeyse hakikaten birileri söylese de biz de gidip alsak, böyle bir para olmadığını bu 10. söyleyişim belki ama hala yorumlara, oraya buraya bakıyorum, gelen mesajlara bakıyorum, şampiyonluk primini ne yaptınız diye bir laf geliyor. Şampiyonluk primi, Süper Lig'e çıkma primi, adı ne olursa olsun üst lige çıktığınız diye size bir para gelmiyor. Böyle bir bedel yok. Kulüplerin gelirleri, bunu daha önceden de söyledim. Bir pasta var. Pastada Süper Lig'de bulunan her takımla ilgili bir bedel var. Şampiyonluklarla birlikte değişen bu bedel. Bunun tabloları da zaten federasyonun sitesinde de var. Yıllık
Süper Lig'deki normal bir takım bizim gibi şampiyon olmamış bir Anadolu kulübü 40 milyon lira civarında bir yayın geliri alıyor. Bunun üzerine galibiyet ve beraberlik primleriyle beraber iddia gelirleri, Spor Toto gelirleriyle beraber ligde kalan bir takım geçen yıl 75 milyon lira gibi bir federasyon ve diğer gelirleri aldı. Bu ülkedeki futbolun ve ekonominin, futbol ekonomisinin kötü olmasının sebebi, baş sebebi de şu. Türkiye Süper Ligi'nin yayın gelirinin çok düşük oluşu. Geçen yılla bu yıl arasında döviz kuru iki katına çıkarken, enflasyon resmi enflasyonu söyleyeyim %85 iken şu anda kulüplerin yayın geliri geçen yılkiyle aynı. Geçen yılda biz maksimum 80 milyon lira gibi bir gelir almıştık. Bu yılda federasyonun belirlediği gelir aşağı yukarı buna aynı. Bu noktada ileri gitmedi ve biraz ekonomik sıkıntının baş sebebi de bu. Biz bu para ve bu gelir üzerinden kulübü idame ettirmeye çalışıyoruz. Böyle baktığınız zaman 100 milyon liralık, 120 milyon liralık bir bütçe Giresunspor için öngörülen bütçe bu oluyor. Çünkü sponsorluk gelirlerimiz belli. Bunun üstüne zaten maçlarda stat gelirimiz hatı sayılır derecede küçük meblağlar. Bunları da topladığınızda bu bedellerle yola çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu bütçeyi de biz aşmadan, maliyetini ödeyemeyeceğimiz oyuncuları bu takıma katmadan, bu bedeller içerisinde çok mütevazi, ligin en düşük maliyetlerinden birine sahip bir takım oluşturduk. Bu takımdaki oyuncularımız, lafa oradan geldik, işte kulüpte yaşanan geçenki olayla ilgili. Bu oyuncular bu sezonu bitirecek. Kadromuz bu. Yani bu maliyetlere de yapılabilecek çok iyi bir kadro. Bu kadrodaki oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekirken bu şekilde bir yaklaşım hiç hak etmediklerini düşünüyorum ben. Ve bu oyuncuların arkadaşlar 10 tanesi yabancı uyruklu. Onlarla ilgili konular bizim bir arada yaptığımız kavgalar gibi değil. Bu adamlar hem burada çalışıyorlar hem de bir nevi turist statüsündeler. Yani onların kılına gelecek zarar ulusal medyaya çıkabilecek bir şey. Yani benle tartışmak çok önemli değil. Ama onlarla olan şeyleri biz durduramıyoruz. Medya çıkıyor, gece taraftar gruplarından bazıları evlerinden alınmış diye. Bunu bizim yaptırdığımızla ilgili bir şeyler. Ya biz arkadaşlar ne polise, ne emniyete, ne hukuka, ne kanuna, biz bunlara müdahale edebilecek insanlar değiliz ve bizim işimiz de değil. Bu noktada aldığım bilgiye göre emniyete gitmedikleri için öyle bir olay yaşandığı söyleniyor. Ha, keşke yaşanmaz, keşke oraya gelmeseler. Sahada zaten yapıyorsunuz, yani kulübün orada ne işi var oyuncuların bilmiyoruz, taraftarların anlamda veremiyoruz ama bir daha inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Bu noktada bir de şunu söylemek istiyorum. Bu kulübün bizden daha iyi yönetebileceğine, bizden daha iyi bir kaynakla buraya geleceğine, kulübün mali yapısında bu sıcak para olsa bazı şeyler çok daha iyi olabilir. Ben buraya biraz daha sıcak para getiririm, kaynak sağlarım diyen kim varsa kapımız açık. Biz bu koltuklara ömürlük oturmadık. Son dönemde böyle çok da zevk almıyoruz zaten. Çünkü çok büyük mücadele veriyoruz. Çok büyük sıkıntılar içerisine giriyoruz. SGK borcudur, şudur budur, tüm yöneticilerin evine icra geliyor, bilmem ne geliyor. Bunlara göğüs gererken dışarıdan da biraz ya, olumlu görüş. Nasıl diyeyim, bir beğeni, bir şey görmediğimiz zaman inanın şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Biz bu mücadeleyi neyin uğruna veriyoruz diye. Baktığınızda mücadele elbette vereceğiz. Biz bu kulübü çok seviyoruz. Burayı başıboş bırakacak da halimiz yok. Çıkacak sağlam bir aday varsa da, bir yönetim kurulu varsa da gelir, otururuz. Mali yapıyı da anlatırız. Daha iyi idare edeceklerini düşünen birileri varsa da
Ve burada kulübü vermekten de intina etmeyiz. Bunu başkanımız da daha önce söyledi. Bu her zaman da böyle bir görüşümüz var. Kim daha iyi yaparsa, önemli olan şu kulübün iyi yönetilmesi. Mali yapıyla ilgili de kısa bir bilgi geçeyim. Ondan sonra da varsa sorularınızı alayım. Kulübün sezon başında da anlattığım borç miktarı 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bu kulübün 160 milyon lira civarı, eğer döviz kuru çok esneklik göstermezse, 160 milyon lira civarında bir borcu var. Günü geçmiş borçları. Bu borçların içerisinde bunu defaten yazmanın ya da söylemenin rakamı değiştirdiği yoktur. Geçmiş dönem tüm oyuncu alacakları bunun içerisinde. İcraya geçmiş borçlar, malzeme, işte temsilci borçları, başka olan kulüplere borcumuz varsa ki bir kulübe borcumuz yok. Bunlar bu rakamın içerisinde. Bu borcu da şöyle özetleyeyim ben size. Zaten 70 milyon lira civarında borçla alınmış bir kulüp. 2,5 yıl önce. Ve hakikaten önünde kredi imkanları olmayan, bir yıl sonraki gelirleri temlik verilmiş bir işe başlanıldı o dönemde. 70 milyon lira gibi bir borçla. Allah'ın yardımı, sahadaki iyi mücadele, birliktelik, bir arada hareket etmeyle beraber, o dönemde hep birlikte hareket ediyorduk, siyasilerden de yardım görüyorduk. Kaynak anlamında da fena olmayan bir sezon geçiyorduk ve sonu şampiyonluk oldu. Bu mutluluğu da hep birlikte yaşadığımıza inanıyorum. Ben hiçbir konuşmada ne başkan, ne yönetim kurulu, ne hoca, ne oyuncular, biz bu takımı şampiyon yaptık diye hiç kimsenin ağzından böyle bir cümle çıkmadı. Hep birlikte yaptık, hep birlikte yaptık cümlesiyle biz yola çıktık. Kutlama otobüsü şehirde dolaştı. O otobüsün içerisinde yönetim kurulundan belki iki, belki üç arkadaşım vardı benim. Tüm milletvekilleri, tüm siyasiler, belediye başkanları o otobüsün üstündeydi. Bu kutlamayı hep birlikte yaptılar. Kupa kaldırıldı. Kupa töreninde benim yönetim kurulundan hiçbir arkadaşım yoktu. Yine biz, oraya biri çıkacaksa, gözükecekse, işte bize yardım eden işte o siyaseten milletvekillerimiz, şehrin önde gelenleri olsun, o fotoğrafı onlar versin istedik. Ki her zaman en ön planda onları tutan bir yönetim şekli. Ama geldiğimiz noktada bu kulüpte niye bu kadar uzak duruluyor, niye kaynak noktasında sıkıntı çekiyor, anlam veremediğimiz bir konu. Bu mücadelenin, bu soğukluğunun sebebi nedir? İnanın çözemiyoruz. Çünkü başarı kolay elde edilen bir şey değil. Süper Lig kolay çıkılan bir yer değil. Çok uzun bir maratonun sonunda buraya geliniyor. Bu takımı burada tutmak, inanın yeniden buraya çıkartmaktan çok daha kolay. Şu anda da kulübün tek ve en büyük sorunu maddi kaynak sıkıntısı, maddi destek sıkıntısı. Bu olduktan sonra zaten birçok şey yerine oturur. Biz bu işten hakikaten iyi anladığımızı düşünüyoruz ki bu Türk futboluna birkaç yılda bazı değerler kazandıran bir yönetim şeklimiz var. Bugün Ümraniye Spor 10 hafta, 11 hafta hocasına sahip çıkıyorsa, İstanbul Spor 10 hafta hocasına sahip çıkıyorsa, ne bileyim Hatay Spor 6-7 hafta kötü giden sonuçlara rağmen hocasına dayanabiliyorsa, bu sabır gösteriyorsa, bunda Giresun Spor'un etkisi çok büyüktür. Baktığınızda İngiltere Premier Lig'de, işte Almanya'da futbolun gebe olduğu yerler, bir sezon boyunca bile kötü gitse oradaki idare hocasının arkasında durur. Çünkü bir sistem vardır, bir sistemleri vardır. Onun sezon uzun bir maraton ve oynanan bir oyun, futbol, bir galip taraf olacak, bir mağlup taraf olacak elbette ki. Mağlup olmayı kimse istemez. Yani biz de istemiyoruz hiçbir zaman. Ama böyle bir gerçek de var. Yani bazı maçlarda mağlup olacağız. Elbette ki yenileceğiz. Kötü giden belki bir dönem olacak ama iyi giden dönemlerimiz de olacak. Bu noktada futbolun oyun ve teknik dışında psikolojik olan tarafı da var. Yani bu anlamda oyuncularımıza ve takımımıza hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Hep birlikte yanında olmamız gerekiyor.
Yani bir futbol kulübü hocasının basın toplantısına çıkıp da kulüp olarak maddi anlamda destek göremiyoruz demesi Giresun'un bence Türkiye'ye karşı bir ayıbıdır. Bu hocaya kadar intikal ettiyse inanın hakikaten bir problem var demektir bence bu noktada. Yani biz birçok kulübün yöneticileriyle, işte başkanlarıyla bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Bu noktada yani Giresun'u ve Giresun Spor'a karşı bu tavrı hakikaten anlamak mümkün değil. Saha zeminiyle ilgili niye yaptırmıyorsunuz deniyor. Ya saha zemininin biliyoruz ki bunun teknik anlamda problemi var ve kısa sürede çözülmeyecek. Bunu komple yeni baştan değişmesi gerekiyor. Altındaki deletasyon ve vibrasyon sistemleriyle dahil. Bunun ilk yapıldığı zaman kim teslim almışsa, yanlış uygulamayı kim kabul etmişse bunun sorumlusu esasen budur ama bu stat, hep söylüyoruz, biz burada kullanıcıyız. Buranın esas sahibi Gençlik Spor Bakanlığı. Türkiye'deki birçok sahanın sahibi oldukları gibi bu sahalarla ilgili bakım ve onarım işleri de Gençlik Spor'a ait. Ellerinden geleni yapıyorlar ama teknik bir problem olduğu için zeminin daha altyapısal bir problemi. Ne kadar üst yapıyla ilgili mücadele verseler de saha zemini iyileşmiyor. Maçın sadece 10 dakikasını kurtarıyor, gerisini kurtarmıyor. Çok zemin, nasıl diyeyim, beton gibi, top çok sekiyor. Orada gördüğünüz yeşillik, suni olan çimlerin yeşilliği. Orada hiç doğal çim yok denecek kadar az. Her maçtan önce ekiliyor. Ancak yeni çıkan çimler de maçın 10-15 dakikası içerisinde dağılıp gidiyor. Ne yaparlarsa çözüm olmuyor. Yeni değişmekten başka bir şansı yok. Konya Spor örneği veriliyor bu noktada. 1,5 ay içerisinde değişti diye. Ama arkadaşlar, Konya Spor'un stadının zemini değiştiren Konya Büyükşehir Belediyesi. Biz bu noktada Konya Spor değiştirmiyor stadın zeminini. Konya Büyükşehir Belediyesi bu yatırımını komple sıfırdan yenileyip tertemiz bir şekilde şimdi bilardo masası gibi sahada maçlarına çıkıyorlar. Ama buradaki bedelin altından kalkan Konya Büyükşehir Belediyesi. Stadın bakımını yapan, stadın işletmesini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi. Sivas'a gidiyorsunuz. Yani inanın imtina ediyoruz. Locaların hepsinde o yörenin şirketlerinin isimleri yazıyor. Her biri birer loca almış. Yani bunları kendileri organize etmişler. Bir arada ticaret odası olarak 20 kişi çıkmış, 20 tane locayı almış. Boşta 2 tane locaları var. Dönüp bakıyorsunuz Giresun Spor'a. Biz bunları satamıyoruz. Kimseden talep gelmiyor. Alın dediğimiz almıyor. Alayım ben bir tane diyen parasını göndermiyor. Saçma sapan bir düzen içerisindeyiz ve inanılmaz bir mücadele içerisindeyiz. Bu noktada da inşallah yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Bu işten de dediğim gibi yani iyi bu işi yapan bir yönetim var. Futboldan anlayan iyi bir ekibimiz var. Hocasıyla, teknik ekibiyle, idari kadrosuyla Giresun Spor son yıllardaki gördüğü en iyi yönetim şeklini görüyor. Görmeye de devam edecek. Bu noktada maddi destek dışında da kimseden bir talebimiz yok. Bunu da artık çok fazla etmiyoruz. Çünkü bir karşılık bulduğuna da inanmıyoruz. Kulübün kendi bütçesiyle, kendi mali yapısıyla yürüdüğümüz zaman işte bu maliyetle kurulan, bana göre iyi bir kadro ama tabii mali yapıdan dolayı biraz geç kuruluyor bu takım. 3, hatta ben bir yıl daha yöneticilik yaptım. O yılı da katarsam yarım yıl. Bu 5 sezon gördüm ben. 5 sezonda 5 farklı takımla sezona çıktı Giresun Spor. Bu mali yapısının düzensizliğiyle alakalı. Tabii bu her sene yeni yaptığınız takımın da bir uyum süreci, bir birliktelik alışkanlığı, hocanın beklenti, hocanın oyun anlayışını onlara aktarmasıyla ilgili geçen süreç tabii ki ilk 6-7 hafta bize kaybettiriyor. Bunun devamında geçen yıl da bu oldu. 11. 12. hafta itibariyle
takım galibiyetlere başladı, iyi bir seriye başladı. Bunun aynısı tekrar olabilir. Bu noktada oyuncuları biraz daha, hocamızı biraz daha mutlu edebilecek desteği gösterebilirsek, özellikle önümüzdeki İstanbulspor maçında iyi bir taraftar desteği görebilirsek, takıma bu anlamda iyi bir destek verebilirsek, buradan iyi bir sonuçla beraber takım iyi bir noktaya doğru gidebilir. Bu noktada taraftarlardan destek bekliyoruz ama şu anda da çok fazla satılan bir bilet de yok. Bu noktada bir çağrım olsun. Bu maç çok ciddi, çok önemli bir maç. Bu noktada desteklerini bekliyorum. Bekliyoruz diyeyim yani. Varsa sorularını sizin de alayım, biraz da öyle ilerleyelim. Stat temininden bahsettiniz. Giresunspor bu stadı kiraladı mı? Ya Giresunspor'un gençlik sporla ilgili bir protokolü var. Evet. Bu protokolün içerisinde zeminin bakım ve onarımı gençlik spora ait. Bizim bu noktada kiraladığımız alanlar var. Ama o protokolümüz de düzgün değil. Yani tam teslim edilmesi gerekiyordu stadın ama biz hala tam teslim alamadık burayı. İşte maç günleri olan kiralamamız söz konusu. Onlarla ilgili stadın kullanımı bizim. Ama stadın mülkiyeti ve her şeyi Gençlik Spor Bakanlığı'na ait. Ve bunun yanında çim bakımı da onlara ait. Bunlarla ilgili makine ekipmanı da onların zaten. Bir de anlamadığım bir şey oldu. Loca satışlarında işte gelen parayı getirmiyor işte falan. Böyle bir sistem kalbi açıklama yaptınız. Sonrasındaki cümle çok dikkatimi çekti. Maddi olarak da bir beklentimiz yok diye. Yani maddi olarak Giresunspor'da kimseden bir beklentisi mi yok? Yoksa Giresunspor'un bir kırgınlığı mı var? Yani maddi olarak Giresunspor'un beklentisi çok ama iki yıldır böyle bir çağrı yapıyoruz. İki yıldır bu kulübün destek alamadığına dair Süper Lig'de olmasına rağmen en büyük desteği görmesi gerektiği sezonlar olmasına rağmen bir destek göremediğimizi söylüyoruz ve bunu çok defa dile getirdik ama bununla ilgili bu laf kime söyleniyor? İşte şehrin siyasilerinden tutun, belediye başkanlarına, oralardan destek görebilirsiniz. İşte şirket sahiplerine, büyük iş adamlarına, bunlara bu çağrılar. Ama dönüp bakıyoruz, arkasından geçen sürede hiçbirinden, hiçbir şekilde Giresunspor'a bir yarım, bir katkı gelmiyor. Bunu söyleye söyleye çok zaman geçirdik. Demek ki bir karşılık bulmuyor diye biz de artık söylemekten vazgeçtik diyeyim. Yani böyle bir kırgınlığımız var, evet. Kulübün çünkü maddi kaynağa ihtiyacı var. Yani formamızda Koçel dışında ilk defa bu hafta Fisko Birlik'ten, işte şortta gördüğünüz bir sponsorluk geldi. Sağ olsunlar. Yani şehirde Fisko Birlik de eleştiriyor ama tek eleştirilen firma Giresunspor'un yanında duruyor. Yani bu, anlam veremediğimiz bir şey içerisindeyiz. Desteksizlik içerisindeyiz diye. Sayın Başkanım, öncelikle özür dileriz. Toplantıya biraz geç kaldık. Estağfurullah. Son 8 haftada 3 puan alan bir Giresunspor var. Yanılmıyorsam ilk yarı tamamlamasına 7 hafta gibi bir süreç var. Hı hı. Baktığınız zaman 11 maçta 9 puan alan bir takım size göre ilk yarının sonunda ateş hattından dışarı çıkabilir mi? Biz geçen yılda 11 haftada 9 puan almıştık. O zaman da ateş hattından çıktık. Yine çıkabiliriz. Burada önemli olan sahadaki oyunu ve şeyi görmek diyeyim. Yani futbolun ayrıyetinde bir matematiği var. Baktığınızda takım yavaş yavaş oturmaya başlamış, ilk 11, ideal ilk 11'ini daha yeni yeni bulmaya başlamış şekilde. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj. Biz her sezon lige 6. haftadan başlıyoruz. Bu da maddi yapıdan dolayı. Transferlerimiz geç kalıyor. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü oyuncuyu en minimal değerde almaya çalışıyoruz. Bu nedenle lige geç başlıyoruz. Takım birbirine geç ısınıyor. Hocanın oyun anlayışına, oyun taktiğine, oyun felsefesine çocuklar geç alışıyorlar. Hocanın bunu anlatması belli bir zaman alıyor. Haliyle de 11-12. Haftalarda takım oyunu oturmaya başlıyor. Bunu geçtiğimiz sezonlarda da aynıydı. Bu sezon da aynısı oluyor. 2-3 hafta daha takımı görmek ve önümüzdeki özellikle İstanbulspor, Hatayspor, Gaziantepspor, Ümraniyespor, Antalyaspor maçları, ligin son 7 haftasının 5 tane maçı görece bizim için daha kolay olan maçlar. Bunlardaki puan kayıplarına asla tahammülümüz yok. Bir Başakşehir'e yenilmişsiniz burada zaten sezona başlarken kendinize 3 puan yazmazsınız deplasmanda. 1 puan iyidir orada.
Yani önemli olan mesela İstanbulspor'u içeride kaçırmamak. Bu maçlar daha önemli. Ya yani buradan çıkış yok mu? Elbette ki var. Geçen seneki durumun aynısı. Sayın Başkan, bir de arkadaşlarıma ben soruyorum. Şimdi yeni bir takım olduğunuzu söylüyorsunuz ama sözleşmesi devam eden oyunculardan mesela Umut Nayır, Zeki Yavru, hani giden gitmiştir, Aziz Beş gitmiştir veya işte bir Diabete, bir Flavio gitmiştir ama Umut Nayır'ı, efendim söyleyeyim, Zeki Yavru'yu ve lig devam ederken Traore'yi gönderdik. Yani hem yeni bir takım olmaktan yana şikayetçiyiz, hem de elim artı Erol Can'ı gönderdik, kiraya gönderdik. Yani hem yeni bir takım olmadan yana şikayetçiyiz ama elimizdeki mevcut oyuncuları da gönderiyoruz. Yani bu 4-5 oyuncu veya 3-4 oyuncu kalsaydı Giresunspor bugün puan cetvelinde farklı bir konumda olabilir miydi? Şimdi şöyle, Traore'nin, şimdi Umut Nayır'ı başka bir yere koyuyorum. Zaten bize geldiğinde de çok eleştirilen ama burada performansı üste çıkan ama şu anda da çok iyi gitmiyor ama inşallah daha iyi olur. Bir performansı var. Traore'nin gitmesini hiçbirimiz istemedik. Ama Traore gitmek istedi. Bir oyuncu gitmek istediği zaman, hele ki bir de kulübe bir bonservis getirerek gidiyorsa, oyuncuyu tutamıyorsunuz. Çünkü iş farklı noktalara gidiyor. Beni burada tutarsanız oynamam noktasına kadar gidebiliyor. Ve oyuncuların da farklı hayalleri var. Avrupa'da da top oynamak istiyor, Avrupa Ligi'nde de oynamak istiyor, kendini göstermek istiyor. Bir noktada kulübede emek vermiş, böyle bir talebi de olduğu zaman siz onu tutamıyorsunuz. Ve Traore denen oyuncumuz, geçen yıl transfer edildiğinde en çok eleştiri alan oyunculardan bir tanesiydi. Birincilikte doğru oynamamış, Adana Spor'un düşünmediği oyuncuyu niye alıyorsunuz diye eleştiri yapılıyordu. Traore de burada kendini ispat etti aslında. Biz ona güvenerek sezona başladık. Sezon içerisinde de performansını yükseltti ve transfer olarak gitti. Geçen yıl çok eleştiri alan bir oyuncuydu Traore'de ama bu sene biz istemezdik gitmesini ama gitti. Gitti diye de çok eleştiri alıyoruz. Yerine daha önceden de ben söyledim. Takımın içerisinden birisi el verecek, buraya evrilip onun oyun içerisindeki şeyini üstlenecektir. Yakın zamanda bunu görürüz takım biraz daha oturduğunda. Biz istemezdik Traore'nin gitmesini ama gitmek isteyen oyuncuya da bir nokta dur diyemiyorsunuz. Gidiyor. Erol Can'a daha çok süre bulsun diye ve çok oynamak istediği için gönderdik. Kendisi daha çok 11'de oynayıp sürekli oyun oynamak istediği için gitti. İşte Umut Nayır, zaten arkadaşlar sezon bittiğinde birbirimizi kandırmanın anlamı yok. Umut Nayır evini toplayıp gitmişti zaten. Ne kadar o basına çıkan açıklamalar, iki tarafı karşıya getirse de hani bunları hoş bulmuyoruz, çok konuşmak istemiyoruz ama ailesel olabilir, kendisi buraya uyum sağlayamamış olabilir ama gitmek istiyordu zaten. Biz de ona yardımcı olduk. Bu noktada böyledir ama Zeki'nin de mesela daha bize verebilecek bir şeyi olmadığını düşündük. O yüzden Zeki'yle de yollarımız ayrıldı. Ya bu profesyonel bir şey, nasıl diyeyim, bir iş. Tabii ki gidenler gelenler aramızda olacak. Ama bunların planlaması içerisinde Traore yoktu. Takımda durması gerekiyordu ama o da oyuncunun talebi üzerine gitti. Sayın Başkan, son olarak şunu söylemek isterim. Son olarak Başakşehir karşılaşması sonrasında Giresun'daki gurbetçiler, Giresunlu gurbetçiler kendilerine ayrılan bölümü doldurdular orada. Maç 0-0 hatta 1-0 devam ederken de takıma inanılmaz muhteşem bir destek verdiler. Sonrasında İkinci golden sonra özellikle ve Giresunsporlu Sergio'nun attığı golden sonra dahi yönetime bir tepki vardı. Artık yeter gibisinden ve takip ettiğim kadarıyla yerel medyada da artık olağanüstü genel kurul sesleri falan yazıyor. İleri gazetesi yazmıştı yanılmıyorsam. Giresunspor yönetiminin gündeminde kongre var mı? İkincisi, siz yöneticiler geçen kongrede yönetici alacaklarına karşı almayacaktınız. Ama kamuoyunda işte söyleniyor. Ferhat Bey'in şu kadar alacağı varmış, temlik koyacak. İşte falancanın şu kadar alacağı varmış. Böyle bir şey söz konusu mu? Teşekkür ederim. Şimdi kongre kararıyla ilgili şeyin başında konuşmuştuk da yine söyleyeyim. Kongreyle ilgili bir fikrimiz, bir düşüncemiz yok. Bu kulübü yönetimsiz, başsız bırakacak değiliz böyle bir dönemde. Ama keza yine söyledik, her zaman söyledik, geçen yılda söylüyorduk.
burayı daha iyi yöneteceğini, daha çok para kaynağı sağlayacağını. Çünkü buraya kaynak gelmesi gerekiyor. Buraya bir şekilde bir destek olunması gerekiyor. Bunu sağlayabileceğini iddia eden bir yönetim, bir başkan çıkarsa emin olun biz bu koltuğu, o kongreye gideriz yani. Ama ortada böyle bir şey yokken, kendi kurduğumuz bir kadro, bir sistem varken, bu sistemin de biz 2 yıldır, bu 3. sezon aynı sistem. Kötü gidiyor, iyi gidiyor. Sabırla arkasında durmaya çalışıyoruz. Yaptığımız planlamanın, sistemin, projenin arkasında durmaya çalışıyoruz. Bu da meyvesini veriyor. Bu sezon da verecek bu arada. Yani bu 11 haftalık bu gidişat kimseyi yanıltmasın. Karalar bağlamasın kimse. Göreceksiniz 3-4 hafta sonra farklı bir şey konuşacağız. Ben bunu geçen sene 10. haftada da söylemiştim aynısını. Bunu göreceğiz. Bu oyun. Elbette ki yenileceğiz. Ama ikinci yarı mesela Başakşehir maçıydı. Taraftar müthişti, evet. Ben de bir deplasmanda ilk defa böyle taraftar kitlesi gördüm. İşte 4 yıllık yöneticiliğim de bunu kastediyorum, ilk defa gördüğümü. Bundan çok sitem ediyorum mesela. Biz ilk yönetimdeyken takım neredeyse düşüyordu. Son 3 hafta. Statta 3000 taraftar vardı. Mesela zor günlerde taraftar aslında kendini ortaya çıkarır. Bugün destek zamanı. Çok kötü giderse, geçen sene de bu dönemde yine de söyledim. Mesela hocayı çok taraftar eleştiriyordu. Tezahüratı hocaya yapıyordu. Bu sene... Mesela geçen sene hocanın arkasında biz durduk. Hoca kendini ispat etti, takım kaldı. Bu sene ok bize döndü. Ama bu iş, dediğim gibi sabır işi, düzene de girecektir. Elbette güzel günler de gelecektir yakında. Alacak konusunda? Arkadaşlar hiçbirimizin alacağında temlik yok. Temlik koymayı da düşünmüyoruz. Daha öncekiler gibi. Başkanın oradaki lafı vardır. Para olursa arkadaşlarım parayı alır. Ki şu anda da para yok. Alacak durumumuz yok. Alma ümidiyle verdik. O Traore'yi çok konuşuyor taraftar. O Traore'yi bende çok eleştirenler var. O Traore'yi kulüpte ben tuttum mesela. O gün Traore'nin ödenmesi gereken taksitleri ben ödedim. Ama o Traore döndü, transfer yaptı, kulübe bir girdi sağladı. Peki yerine karşılığı oyuncu aldık. Yani karşılığı kazandık Traore'den yerine aldığımız oyuncuya ne kadar verdik? Yani. Şimdi şöyle, Giresunspor'un bir yıllık mali tablosu Süper Lig'de yaklaşık 80 milyon lira federasyon geliri, üstüne de 30 milyon lira sponsorluk ve diğer gelirleri diyeyim. 110 milyon, bu taş çatlasın 120 milyon liraya çıkıyor bu sene. Tablo bu. Bunun üstüne oyuncu transfer etmek çok kolay. Ben 1 milyon eurodan 10 tane transfer yaparım, 10 milyon euro yapar. Ama bunu Giresunspor ödeyemez. Biz 5 milyon euro takım bedelimiz, takım maliyetimiz, yerlisi yabancısıyla beraber. Bu 5 milyon euro ne yapıyor? 80-90 milyon lira. Biz bu bütçenin içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Ve ona göre takım yaptık. Traore 700 bin euro yaklaşık gitti. 400 bin euro peşin geldi. O da yine bu takımda harcandı, burada kullanıldı. Ona göre bir takım oluşturuldu. Yani sürdürülebilir bir takım maliyetiyle beraber yola çıktık. İnşallah da bu takım başarılı olacaktır. Yani. Sayın Başkan, son olarak diyorum ama şöyle bir sorum var olacak sizlere. Giresunspor bugün devre arasında transfer yapacak olsa kaç liraya ihtiyacı var? Mevcut oyunculardan, özellikle yerli oyunculara ödeme yapılmadığı söyleniyor. Tabii tahtanın kapalı olduğu söyleniyor. Giresunspor'un bugün devre arası olsa ne FIFA'ya borçları olduğu söyleniyor. Tahta kapalı derken onu kastetmek istedim. Hı hı. Ne kadar borcu var? Yani kamuoyunda konuşuluyor işte Giresunspor'un bugün 10 milyon eurosu olmazsa Giresunspor sıkıntılı günler bekler diye. Doğru mudur bunlar? Yok, çok yanlış. Şimdi Giresunspor'un şu an mevcut oyuncularına bir aylık maaş dışında bir borcu yok. Bunun altını çizeyim. Şu an devam eden kadromuzla ilgili. Birkaç belki yerli oyunculara falan ödeme yapmadık. Şu bu, bunlar yalan. Hep bir maaş hepsinin hakkı var, gerisi ödendi. Geçmiş dönemlere ait FIFA'ya yansımış çok fazla bir borç da yok. Sadece bu Jean-Pierre'le ilgili davanın işte o transfer yasağı var. O da şu an kasa başvurduk. Yakın zamanda o da kalkabilir. Çünkü o dava konusunda kulübün eli güçlü. Açıkladığımız konular dışında
Pierre'le ilgili yapılmış kulübün bir hatası yok transfer sürecinde. Kulübün 10 milyon eurosu bugün kasasında olsa 1 TL dışarıya borcu kalmaz. Öyle söyleyeyim. Ne eski oyuncu, ne eski alacak, ne fatura, ne gençlik spordan kaynaklı bir stat gideri. Tüm borçları biter. Yani kulübün bütün borcu bu zaten. Önündeki borcu değil. Gelebilecek borçları da bunun içerisinde. Elbette ki geçen yılki kadrodan bazı oyunculara yapılmamış ödemeler var. Erken gidenler var. Parasını alamadığı için gidenler var. Tabii ki elinizdeki kaynağı o oyuncuya göndermiyorsunuz. Polipes'i atıyorum parasını alamadı. Biz de gitmek istedi. Gitti. Ben tutup da elimdeki parayı Polipes'in arkasından gönderecek değilim. Elimdeki oyunculara kullanacağım. Tabii Polipes ile ilgili bir bu arkadaşlar daha FIFA'ya veriyor bizi. Her zamanki olan süreçler bunlar. Şu anki devre arasındaki tahtaya geleceğini düşünmüyorum ama bu borçların birçoğu sezon sonuna gelecektir. Onların da tedavisine o zaman bakılacaktır ama şu an transfer tahtasında Giresun'un ciddi bir borç yok. Sadece Jean-Pierre davasından dolayı bir şey var, sıkıntı var. Ne kadar tahtasında parayı? Ya tam bedeli şu an söylersem yanıltıcı olur ama geç sezon başı gibi büyük bir rakam değil. Yani tahtaya siyaret etmemiş ama iki daha transfer ve de bu arada 2,5-3 ay var. O arada gelebilecek borçlar olur. Ben şimdi kimseyi yanıltmak istemem. Tahtayı yeni ödediğimiz için tahtada pek bir borç yok. Çünkü 22 milyon lira tahtaya ödeme yaptık sezon başında. Şu o arada şu an çok bir şey gelmedi yani tahtaya. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür. Giresunspor'un belki de tarihinde en çok konuşulduğu dönemi yaşıyoruz. Bunda tabii Süper Lig'de olmasının çok büyük önemi var. Tüm Türkiye Giresunspor'u konuşuyor artık. Yayıncı kuruluş maç öncesinde haritayı gösterirken Giresun şehrimizin haritasını göstererek maç önüne başlıyor. Bu Giresun için büyük bir gururdur. Diş hekimliği binası için başvuruda bulmuştunuz. Story yapmak için verilmedi. Hastane kantini ihalesine girdiniz, alamadınız. Altyapı tesislerini bir türlü kulübe kazandıramadınız. Kulübe yapılmak istenen tesisin resmi olarak parayla beraber müracaatı için bakanlığa yazı göndermenize rağmen bakanlıktan bir cevap gelmedi. Burada böyle duruyor. Antrenman sahasında çekiç gülle atılan bir Giresunspor. Loca satamayan, yerelde ciddi bir sponsor bulamayan bir Giresunspor. Ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olan Giresunspor. Bu kadar anormal şartlar içerisinde bu kulüpte güzel şeyler de var mı? Birinci sorun bu. Çotanak Stadı'nın zemin yenilenmesi için milletvekili Cemal Öztürk ve spor il müdürü İsmail Çangalı'nın büyük önem ve büyük özveri ve girişimlerin sonucunda sahanın zemineneceği açıklaması yapıldı. Bu sahanın evveliyatında siz de söylediğiniz gibi giden spor il müdürü Hasan Bulut'un burada görevlendirdiği kişilerin işi bilen insanlar, işin ehlinin insanlar olmadığından dolayı sahanın 3-4 ay içerisinde edindiğimiz bilgilere göre iflas ettiğini zemin olarak biz de öğrenmiş olduk. Sahanın 1 veya 1,5 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Bu konuda bugün Ankara'dan bir heyet geleceğini biliyoruz. Bu konuda şu anki aşama nedir? Diğer sorum da bu. Üçüncü sorum, yönetim olarak hiçbir maddi destek alamadığınızı defaatle söylüyorsunuz. Bu şartlardan sonra süreç nasıl işleyecek? Çünkü artık ligin ikinci yarısından itibaren maçlar daha da zorlaşacak ve puan aslanın adeta midesinde olacak. Nasıl ligin sonunu götürmeyi planlıyorsunuz? FIFA'da dosyası olan futbolculardan bahsettiniz. Jean-Pierre konusunda da şu anda süreç nasıl işliyor? Size FIFA'dan bir yazı geldi mi? Bu gelen yazıda bir ödeme takvimi veya bir ödeme süresi var mı? İşte şu sürede bu parayı ödemeniz gerekiyor şeklinde size bir süre verildi mi? Davayı kaybettiğimiz düşünülürse olumsuz olarak baktığımızda böyle bir süre hangi aşamada olur? Yani biz davayı kaybedersek Giresunspor olarak
Bu parayı ödememiz için bize bir süre verildi mi? Bu gelen yazıda böyle bir madde var mı? Ve biraz çok oldu sorum ama tabii ki devamlı da toplantı olmadığı için Ferhat Bey, siz de müsaade edersiniz ki sorular da birikmiş oldu. Son sorum da taraftarların tepkisi sonrasında tesislere gidişi, ardından emniyetle sona eren bir süreç yaşandı. Emniyetin tesislere geç intikal ettiği şeklinde biz de duyumlar aldık. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi sondan öne doğru gideyim. Emniyet hakkında bir şey söylemem. Çünkü o kadar çok iyi oynanan bir maçtı ki Ankara Gücü maçı. Takımın hakikaten rakibi ezerek oynadığı muazzam bir maçtı. Bu maçta kimse düşünmez oraya taraftarın gideceğini. Hani sonrasında buradaki kalabalığı görünce belki geç geldiler, o konuda bir sistemimiz olur ama kimse oraya tedbir almaz o maçta. Çünkü güzel oynayan bir takım var. Nasıl olur hani bir 7-0 yenilirsiniz de sahada çok mücadele edersiniz, taraftar alkışlar. Bu ona benzer bir maç. Muazzam bir maç oynayan takım var. Alkışlayıp destekleyeceğimize, arkasında duracağımıza böyle bir olayın yaşanacağını kimse tahmin etmez. Biz de tahmin etmedik. Şaşırdığımız bir olay ki emniyet nereden aklına gelecek de oraya takviye ekip koyacak. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeydir. Çünkü bir de yani niye karalar bağladığımızı anlamıyorum ben. Giresunspor zaten bu mücadelenin içerisinde olacak. Yani kırmızı hatla mavi hattın diyeyim, o arasında bir mücadele verecek yıl sonuna kadar. Yukarıda kalmayı başardığında başarılı olacak. Şimdi başkanın da daha önceki bir önceki basın toplantısında soruldu takım da hedefiniz nedir diye. Bu takım bu yılda ligde kalırsa seneye daha farklı yerlere gideriz diye bir açıklaması var. Bu yılda hedef ligde kalmaktır. Bunu ben her zaman söylüyorum. Giresunspor bu bütçeyle ligde kaldı da zaten büyük bir başarı elde etmiş oluyor. Dediğim gibi emniyete bir sistemimiz olamaz. Çünkü orada böyle bir tepki olacağını kimse düşünmez o maçtan sonra. Jean-Pierre konusu davalık olduğu için bazı kelimelerin, bazı cümlelerin belki yarın yanlış anlaşılır, yanlış bir şey söylerim diye. Aslında çok konuşmak istemiyorum ama Jean-Pierre konusunda kulübün yapmış olduğu bir hata, en ufak bir hata yok. Bir sözleşmemiz yok bu arkadaşla ilgili. Ön protokol konuşuluyor, ön protokolümüz de yok. Yani bir oyuncu transfer ederken yurt dışında uçağa binmeden önce sizle yapacağı olan sözleşmeyi mail olarak atıyorsunuz. Tek birbirimiz arasındaki sözleşme imzasız bu sözleşmelerdir. Ki o sözleşmelerin altındaki kulüp yetkili isimleri delil olarak konan Muzaffer Aygün'ün bir fotoğrafı var. Muzaffer Aygün kulübümüzde imza yetkisi olan bir yöneticimiz değil. Bunu da söyleyeyim. O kağıtta zaten fotoğrafı büyüttüğünüzde boş bir kağıttır. O medyaya tanıtmak adına yapılmış bir fotoğraf ve imza töreniydi. O dönemde de o sağlık raporları arasındaki şeyler vardı ama elimizde zaten arkadaşlar kötü sağlık raporları var. Neden imzalanmadığına dair belgelerimiz var. Hepsi avukatımızda. Kasa başvurumuzu yaptık. Bu konuda kulübün eli inanın çok güçlü. Yalnız FIFA'da şöyle bir şey var. Türk kulüplerinden artık bezmişler mi? Buradaki yönetim şeklinden artık çok mu şikayetler bilmiyorum. Dosyanın altına astarına bakmıyorlar. Direkt oyuncu tarafında bir mağduriyet olduğunu hissederlerse, oyuncu böyle bir mağduriyette bir ifade verdiğinde direkt karara bağlayıp gönderiyorlar. Çok üzerinde durmuyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Aslında ne sözleşme var ne bir şey var. Yani bir belge bir şey de yok ama oyuncunun ifadesine istinaden kulübün aldığı bir ceza var. Bu da kasta. İnşallah kısa sürer. Ama uzun da sürebilir. Burada tek kötü nokta şu. Kulübün devre arasında transfer yapmak için eğer bunu kaldırmaya ihtiyacı olursa davayı beklemeden Jean-Pierre'le anlaşmaya gitmemiz gerekiyor. Ya bu da anlaştığınız zaman o şikayetini çektiği de bu transfer yasakları kalkıyor zaten. Bu şikayete bağlı bir karar. Şikayetçi taraf çekildiği zaman transfer yasağı da kalkıyor, orası da kalkıyor. Yani bu konuda kulüp iki dönem transfer yasağı yapamayacak, transfer yapamayacak anlamına gelmesin. Karşı tarafla anlaştığınız durumda zaten bu transfer yasakları kalkar. Sadece bizim hatalı olmadığımız bir konuda davayı beklememiz gerekir ki kendimizi ispat edelim. Kulüp bu yükümlülükle karşı karşıya gelmesin.
Ki gelmeyeceğini de ben düşünüyorum. Çünkü hakikaten yapmış olduğumuz bir hata yok. Pierre iyi bir oyuncuydu. Hatta çok da bekledik. Çok da farklı yaklaştık kendisine. Bir de sorun olunca hani Türk insanı biliyorsunuz burada tedavi ettirmek istedik ama geçen yıl da riskli bir dönemdi. 6 haftayı kaçırıyordu mesela ameliyat olsa. Bir de geri dönüşü var 10 hafta. 10 haftadan sonra oynayacak oyuncunun bize çok katkısı olmaz diye Chiquinho transferine dönmüştük o zaman. Ki bu kararımızın da doğru olduğu oyunun içerisinde zaten kendini gösterdi. Sahaya gelecek olursak saha geçen yıl da bunun sinyalini veriyordu. Geçen yılın ilk yağmursuz dönemlerinde iyiydi ama yağmurlarla birlikte sahanın muhtemelen altındaki drenaj sistemiyle üstündeki çimin arasındaki dolgu malzemesinin hatalı serimi ve o malzemenin yanlışlığından kaynaklı su alt kısma gitmiyor. Saha suyu tahliye edemiyor. Orada duran su ve altındaki malzemenin kötülüğü de onu beton gibi sert bir zemine dönüştürüyor. Oyuncu sakatlığı o yüzden oluyor. İnşallah sakat vermeyiz. Biz burada kendimiz sakat vermedik ama işte Beşiktaş sakat verdi. Zeminden kaynaklı gibi. Oyuncu sağlığı her şeyden ön planda. Bu kendini belli ediyordu. Sezon başında da bununla ilgili Gençlik Spor'u biz uyardık geçen sezonun bittiğinde. Yaklaşık burada 300 bin euro gibi tutan bir işlem. Bunu zaten kulüp bütçesinden harcayıp da biz böyle bir şeyi yapacak durumda değiliz. Ve sahanın zemin ve bakım ve kalitesi onların sorumluluğunda. Onlardan bekliyoruz. Ve dün de Sayın Vekilimiz böyle bir açıklama yaptı. Herhalde o 1,5 aylık süreçte inşallah zemin düzelir ve biz de daha iyi bir oyunlar oynarız orada. Düzelecektir herhalde. Çünkü bir buçuk ay bunu yapan firmanın verdiği süre zaten. Biz bunu 1,5 ayda hallederiz diyorlar. Ferhat Bey, bu saydığın işte, diş hekimliği binası, hastane kantini, altyapı tesisleri, kulübe yapılması istenen tesis. Bu konularda kulüp lehine bir ilerleme veya bir gelişme var mı yoksa aynısı tabii değil mi? Hiçbir ilerleme yok. O diş hekimliği binaları şunlar bunlar. Zaten oraları geçtik. Şu bir tane kulübün tapulu malı olsun istemiştik. Hastanenin yanındaki araziyle ilgili. Oraya kendi tesisimizi kendimiz yapalım ki tapusu kulübe geçsin istedik. O da Gençlik Spor Bakanlığı'ndan onayı çıkmasına rağmen satışı son aşamada yine Giresun'da engellenen bir yer oldu. Şu anda da farklı kurumların istediğini duyuyoruz. Oranın tahsisini. Herhalde üniversite istiyor tekrar. Pardon, Gençlik Spor eski müdürü Hasan Bulut istemişti orayı. Saha yapacağım diye. İnşallah iyi bir şekilde kullanılır. Bilmiyorum. Biz artık isteyip de boş dönmekten de sıkıldık. Ya istediğimiz şeyler biz kendimize bir şey istemiyoruz. Ben Giresun Spor'u istiyorum. Buraya da bırakıp gideceğiz zaten. Giresun Spor kullansın istiyoruz. Şimdi altyapıya önem verelim. Bunu söylemle ben de her gün söylerim. Ama nasıl önem vereceğiz? İyi bir tesisle önem vereceğiz. İyi sahalarla önem vereceğiz. Çocuklar antrenman yapacak saha bulamıyorlar. Kulübün A takımının antrenman yapacağı sahası yok. Bir saha kulübün önünde var. Bir saha burada stadın dışında var. İki tane antrenman sahası. Otobüsle antrenman sahasına giden Süper Lig'deki tek kulübüz. Oradaki sahamız da elverişli değil. Kendisini çok kısa sürede bozabiliyor kulübün önündeki saha. Sağ olsun yeni müdür döneminde buradaki sahaya gülle atılmıyor. Çekiç atılmıyor. O anlamda mutluyuz. Burayı da kullanabiliyoruz. Ya eldeki imkanlarla en iyi şekilde bu kulübü götürmeye çalışıyoruz ve böyle de gidecek. Sayın Başkan, Murat arkadaşımız çok güzel sorular yönetti kalıcı gelir konusunda. Sizler de Hakan Karar Başkanlığı yönetimi oluştuktan sonra sürekli olarak akaryakıt istasyonunu dile getiriyorsunuz. Son zamanlarda bu konuda sessiz kalıyorsunuz. Sayın Mehmet Güngör ile uzlaşma mı sağladınız? Yani yoksa umudumu kestiniz? Yok, artık orayla ilgili süreç bizim dışımıza çıktı. Biz kulübün tepkisini, o dönemdeki haklarıyla ilgili, yani en azından bir hakkı alındıysa bunun mali olarak bir geri dönüşü olmasını talep ettik. Orada da aslında sitemimiz ve şeyimiz burayı alan ve burayı yapan firmaya değildi. O dönemdeki kulübe kayıplar yaşatan siyasetçilere diyeyim, burayı satışa çıkaran kişilere, o anlamdaydı sitemiz. Hani burada bir kayıp yaşadı. Kulüp bari yerine yenisini koyalım anlamındaydı ama olmadı. O konularda da kulüp bir şey
alamadı yani. Ve ileri de gitmedi. Umudu kestik. Umudu kestik, evet. Ya birçok noktada işte umudu kestik diyorum yani. Kimseden de bir şey istememiz o yüzden. Çünkü belli ki bizden başka bu kulübü seven kimse yok. Peki Sayın çok... Mehmet Gök Giresunspor kulübü tabii yapar yapmaz. Onun takdiridir. Kimsenin parasının ortağı değiliz ama Sayın Mehmet Güngör Giresunspor'a bir katkı sağlıyor mu? En azından bir kombine ya da bir loca katabildiniz mi kendinize? Şimdi geçen yıl mali olarak bir destek sağladı kendisi. Ciddi de bir miktardır. Ama devamını da beklerdik. Devamı gelmedi. Biraz daha konuşuruz istasyonlarsa. Belki bir destek gelir diye. Soru cevap ileri kısa tek tek sorayım. Soru cevap yap isterseniz. Tamam abi. Şimdi loca konusunda sistem ettiniz. Kaç loca sattığınızı merak ediyorum. Bir de geçen yıldan loca alıp da bedelini ödemeyen kişi ya da kurumlar var mı? Ya var, bu yıldan da alma sözü verip daha ödeyemeyen var. Ya şöyle diyeyim, 20'ye yakın loca sattık ama. Ya bunlar çok bu yıl çok satış gibi değil. Atıyorum kulübün boya ihtiyacı var. Sahayı boyuyoruz. Sağ olsun bu boyayı işte Yaramanlar veriyor. Sonra da diyoruz ki size bir loca verelim. Kabul, sağ olsunlar. İşte başka ihtiyaçları var. Market. İşte market gibi, o gibi, bu gibi. Onlara veriyoruz bunları. Sağ olsun onlar da bizim aslında yakın ilişkilerimiz olduğu firmalar, yöneticilerimizin. Bu hatıra binaen alınan şeyler. İşte bir 4-5 tanesi de zaten bizim sponsorluk anlaşmalarımız içerisindeki olan localar. Onun dışında daha 23-24 tane daha loca var satılmayı bekleyen. Ve bunlarla ilgili hiçbir talep, ben bir loca alayım, bir katkı yapayım, bir şey yapayım diyen yok. Yani bu anlamda hakikaten şaşırıyoruz yani. Kombineki durumu nedir? Mesut Bey de burada 2000 yok 800 mü? 800 tane kombinesi satıldı bu kulübün. Yani taraftarı olmayan Başakşehir diyoruz ya, onların da o kadar kombinesi var satılan. Şimdi Jean-Pierre konusunda eğer bir hata oluşursa, Muzaffer Aygün'ün imza etkisi tutuyorsunuz mu? Hiçbir futbolcu da hele ki Porosyon'daki Brezilya'dan gelmiş bu bir 10 numaranın gelip de imza atmadan, imzayı görmeden itmana çıkmayacağı aşikar. Size inanmak istiyoruz Türkçesi. Ama böyle bir hata oluşursa bu bedeli kim karşılayacak? Ya şöyle söyleyeyim. Eğer hakikaten öyle bir sözleşme olsaydı şu anda onu medyaya çoktan vermişlerdi zaten. Niye böyle bir mücadele verdiklerini inanın da anlamıyoruz. Aslında oyuncu bize de kiralık gelmişti. Yani belki kulübünden dolayı mı böyle oluyor? Belki oradaki aldığı ücret daha az, fazlasını buradan tamamlamaya mı çalışıyor bilmiyoruz. Kamp dönemi olmasaydı inanın antrenmana çıkmazdı. Ama kamp döneminde ve sağlık kontrolünden iki defa geçti o. Yani doktorun bir şüphesi üzerine ikinci kontrol ve testlere girdi. O aradaki süreçte otelde bekleyeceğine işte antrenmana çıktı. Yani oyuncu neticede yani antrenman yapması gerekiyor. Hiçbir oyuncuyu zaten kulüp olarak biz de sözleşip kendi bünyemize geçirmeden deneme amacı olan oyuncular dışında hiçbirisi antrenmana çıkmıyor zaten. Bir de Giresunspor sosyal medyayı çok etkin kullanıyor. Malum sosyal medyada karşı görüşler var. Örneğin futbolculara sabah kahvaltısı verilmiyor, sağda solda kahvaltı ediyor. Ne derece doğrudur? Ya öyle bir şey yok abi, olur mu öyle bir şey? Kulübümüz ayakta sağlam. Bunun da en büyük idaresi şudur, biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Giresunspor'a ödeyemeyeceği borçlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Paramız kadar transfer yapıp paramız kadar maliyetli bir takımla yola çıktığımız için böyle gıdadır, şeydir, kahvaltı yoktur. Hakikaten gülerek izliyorum ve de çok şaşırıyorum. Anlamsız da buluyorum. Gelin size de kahvaltı ısmarlayabiliriz. Şeyde, kulüpte hazırda her şeyimiz var. Orada biz de kahvaltı yapabiliriz ya. Her günde orada zaten kalan oyuncularımız var. Hayatını orada idame ettiren, ailesi burada olmayan oyuncularımız var. Onlar zaten orada yaşıyorlar. Bütün sabah öğle akşam bütün yemekleri de orada zaten. Sosyal medyada bu Çakıl Hoca Giresunspor olduğu olmadığı ve bu Çakıl Hoca üzerinden büyük rantlar sağlandığı ve de ilgili iddialar, duyumlar, haberler yazılıyor. Ama ne yazık ki buna karşılık şu var. İşte Terzi Sinan
denilen arkadaş lakabıyla söylüyorum. Bu çekler gerçekten bu yönetici arkadaşımıza mı verildi? Öyle bir yetkisi var mı bu arkadaşımızın, var mıydı? Neden kulübe bir kayıtlı mı verildi? Yani terzi sizden dediğimiz arkadaşlar, bu çekler ya da bu ödemeler, biriktiği söylenen iddia edilen paralar yalanlanmadığına göre bir kayıtla mı verildi? Ya da Giresunspor bu Çakıl Hoca denilen oluşumdan kayıtlı bir para aldı mı? Benim soracaklarım şimdi bu kadar. Şimdi Çakıl Ocağı'nı Mustafa Bozbağ'a sormak lazım. Çünkü o dönemde bizim de dışarıda duyduğumuz bir tesisti. Giresunspor'a bir Çakıl Ocağı verildi falan filan ama kulüp kayıtlarına baktığınız zaman Giresunspor'a verilen bir Çakıl Ocağı yok. Bir tesis yok. Bu böyle bir yerden de gelmiş 1 lira bir para yok. Da Sinan abiyle ilgili soruyu anlamadım. Bu son dönemlerde sosyal medya özellikle bir yazı dizisi haline geldi. Önceki bölümlerden birinde Terzi Sinan'a çekler verildiği, bu çeklerin neden Terzi Sinan'a verildiği, teslim edildiğini merak ediyorum ve kayıtla mı verildiğini merak ediyorum. Şimdi kulüp tarafından Sinan abi diyeyim yani, Sinan abiye verilmiş bir çek ya da bir şey yok. Sinan abinin dışarıdan getirdiği kaynaklar vardır yöneticilik yaptığı dönemlerde. Şimdi Sinan abi ve bizim gibi kulübe emek vermiş yöneticileri de bu kadar eleştirmek de doğru değil dışarıda. Sinan abinin bir özelliği var. Sinan abinin farklı bir meziyeti var. Yani Giresun'un merkezinde orada bir terzi dükkanının önünde bütün siyasetçiler orada. Sinan abi bir köprü vazifesi görebilen bir kişi değil. Yani ben Sinan abi eleştirebileceğim böyle şeyleri ben asla eleştirmem. Bulduğu kaynakları ona verilen, iletilen ne varsa kendisi vasıtasıyla buraya iletmiştir. O konuda asla kendisine bir şey diyemem. Giresun sevgisine de çok sözüm olmaz. Emek de vermiştir. Sadece şu konuda eleştiririm. Şimdi Giresun Spor'un siyasette arası açık gibi duruyor. Belediye ile arası açık gibi duruyor. Çünkü Giresun Spor'la belediyenin arasındaki en büyük ilişki, en büyük yardım, geçmişine de baktığımız zaman akaryakıt yardımları ve gıda yardımları. Geçen sene yani 2020 yılı, geçen sezonun ilk döneminde de yardım ediyordu belediye, ondan sonra kesti. O dönemden beridir hiçbir şekilde yardım olmuyor belediyenin. Bu gıda ve akaryakıt anlamında ve diğer anlamda. Şimdi bu aralarda Sinan abinin köprü olması beklenirdi. Bu arada olabilecek kırgınlıkların sebebi neyse ben inanın bilmiyorum. Hala da soruyorum, merak ediyorum. Niye insanlar bu kadar birbirine uzak? İki tarafa birden çok yakın olduğu için Sinan abi bu köprüleri kurabilecek bir insandı. Bu konuda eleştirebilirim. Onun dışında kendisine yapacağım bir eleştiri yok. Bu köprüleri kurmadığı için, bu aradaki sorunları gidermediği için, sorun neyse tarafları bir araya getirmediği için bu konuda sitem edebiliriz kendisine. Onun dışında da öyle ithaflarda bulunmayı da çok doğru bulmuyorum abi. Bu Giresunspor'a Çakıl Ocağı konusu gündemdeyken basında Giresunspor'un Çakıl Ocağı var diye kayıtlar ve haberler var. O dönemki yöneticiler neden bunu yalanlamadılar? Mustafa Bozbağ'a gelecek soru ama sonuçta Giresunspor yönetici yapmış insanlar da var. Belki o dönem siz de var mıydınız bilmiyorum. O dönemki hiçbir yönetici Giresunspor'un bir Çakıl Ocağı yok demediler. Şimdi soru buradan kaynaklanıyor. Birileri birinin vitrininden nemalandı. Yani öyle bir şeyler görünüyor. Yani fiziki olarak da bir Çakıl Ocağı da yerinde var. Aynı bu istasyon yeri gibi işte. Yani belediye meclis kararında bile yazıyor. Sayın Kerem Aksu'nun ifadesi. Giresunspor'un kalıcı geliri olsun diye bu imar tadilatını yapıyoruz anlamında beyanı var meclis üyelerine. Oradaki yeşil alanın akaryakıt istasyonu ve yanındaki arsaların imara geçişiyle ilgili. Giresunspor'un ismi kullanılarak ya da fayda sağlasın diye yapılmış bir imar değişikliği. Ama sonrasında Giresunspor'un hiçbir şekilde faydalanamadığı bir yere dönüştü. Aynı şey, aynı senaryo muhtemelen Çakıl Ocağı'nda da var. Ama dediğim gibi kulübe asla bir Çakıl Ocağı geçmemiş. 1 lira Çakıl Ocağı'dan fayda sağlamamış. Öyle bir şey biz göremedik yani. Kayıtlarımızda, hesaplarımızda öyle bir şey yok. Sayın Başkan.
Birkaç sorum olacak. Soru cevap şeklinde gidersek sevinirim. Sayın Hakan Karahmet yeniden aday olurken destek gelmeyeceğini biliyor muydu? Bunu bildiği halde yeniden mi aday oldu? Şimdi Hakan Başkan destek gelmeyeceğini bilemez. Çünkü destek gelmesi gereken bir dönemdeyiz. Yani Giresun'un en büyük hayali neydi? Bu takımı Süper Lig'e çıkartmaktı zaten. Şimdi bunu başarmış bir başkan ve yönetim kurulu beklerseniz ki desteklerin en büyüğünü görsün. Hadi pandemiydi, ekonomik krizdi, düştü. Şimdi biraz daha toparlanırken bu sezon daha ileri gelebilir diye düşünürsünüz. Bir de baktığınızda ne bir açıklamasında, ne bir tavrında, ne bir yaklaşımında insanlara karşı, insanları karşı tarafı soğutacak, böyle destek vermemeyi sağlayacak bir tavır yok. Yani destek gelmeyeceğini düşünerek yola çıktığını zannetmiyorum. İlla ki destek gelecek diye yola çıktı. Ama Hakan Karahmet burada, biz buradayız diye destek gelmiyorsa ve başka birisi geldiğinde destek gelecekse, yani bunları konuşmaya da açığız yani. Başka birisi gelecek, biz destek olacağız deniyorsa, biz kenara çekiliriz. Bunu her zaman söylüyoruz. Önemli olan Giresunspor'un menfaati. Daha önceden de bildirilen iki dönem transfer yasağı için Twitter'da taraftarlarla yapılan bir canlı yayında şu an için gelen bir yasak yok. İtiraz edeceğiz, dava 200 sene sürer dediniz. Ama ulusal ve dünya basınında iki dönem transfer yasağının geldiği konuşuluyor veya bildiriliyor. Ayrıca cezanın Pierre'nin talep ettiği borç yüzünden değil de FIFA'da biriken dosyalar sebebiyle geldiği söyleniyor ve Pierre'nin davayı Haziran 2022'de açtığı bildiriliyor. Dava tam olarak ne zaman açıldı, size ne zaman bildirildi? Ayrıca şu anda FIFA'nın resmi sayfasında Balde, Süleymanov, Champions, Douglas, Barcelona, Pelusi ve Diarra'ya ait dokümanlar gözüküyor. Şeffaf bir yapıda olacağız dediniz, her bilgiyi açıklayacağız dediniz. Şu anda Giresunspor'un eski futbolcuları olan borcu ne kadar? FIFA'da kaç tane dosya var? Şimdi şöyle, aslında bir dava demek de doğru değil bunlara. Bunlar aslında dava değil, FIFA nezdinde Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Türkçesi. O birimin oyuncu mağduriyetleriyle ilgili, alacaklarıyla ilgili yapmış oldukları başvuruları çözüm merkezi. Şimdi FIFA da bunu çözerken biraz daha sağlam olsun diye, neticede bu organizasyonun başında FIFA var, oraya bağlıyız. Transfer işleri onlara bağlı. Böyle yaptırımlar uyguluyor. Tabii bu tek noktada bitmiyor. Ben onu konuştuğum zaman kulübe gelmiş olan bir şey yoktu. Hani dava sonucu yazılı olarak kulübe gelir ki biz resmi olarak konuşmamız gerekir. O dönemde öyle bir şey yoktu ama daha sonrasında geldi. Karşı tarafın avukatlarının diye belki de medyaya yansıtmış olduğu şeyleri daha erken öğrendik. Şimdi bunu zaten saklamıyoruz. Bizim borcumuz olan yabancı oyuncular FIFA'ya tabii ki paralarını alamadıkları için başvuruyorlar. Bu yıllardır böyle. Tüm Türk kulüpleriyle ilgili de böyle. Aslında FIFA'nın biraz Türk kulüplerine böyle kötü yaklaşmasının belki de bir sebebi bu. Türkiye ile ilgili sadece Giresunspor değil, tüm kulüplerle ilgili böyle çok dosya var. Yani kulüplerin maddi yapısı bozuk olduğu için ihtiyacı olmayan giden oyuncuya para ödemek yerine elinde yolda yürüdüğü oyunculara kaynağını kullanıyor. Bu noktada Şapi'nin, Diabate'nin, Balde'nin, işte Chepnes, Diarra, Flavio, bunların alacakları var. Bunlar da elbette ki bu alacakların için o çözüm merkezine başvuruyorlar. Oradan da alacaklarına bakıyorlar, ödenenlere bakıyorlar, düşüyorlar, talepleri doğru mu diye onaylanınca da kulübümüze iletiyorlar bunu. Bunlarla ilgili de zaten benim size dediğim işte 160 milyon lira bir kulübümüzün borcu var dediğim kısmın yaklaşık 3,5 milyon eurosunu bu geri dönemdeki yabancı oyuncu alacakları tutuyor. Bu da yaklaşık 65 milyon lira falan. Yani o 160 milyon liranın 65'i bu arkadaşlara olan borçlarımız. Bunlar da tabii şu an 65 milyonumuz olsa götürüp kapatmayı biz de seçeriz. Ama olmadığı için zorda kaldığımız güne kadar bunu ötelemeye çalışıyoruz. Biriken dosyalardan kaynaklı olarak iki dönem transfer yasağı gelirse bunun suçlusu kim olacak? Bunun suçlusu hep birlikte hepimiziz. Yani yönetim şeklimiz. Geçmişten kalan ve devam eden
biziz diyebilirim ama bunun da özüne baktığınız zaman bu kulübü kaynaksız bırakanlar oluyor. Ben kendi gücüm kadar buraya kaynak koyuyorum zaten. Ve bu kulüp Ferhat Karademir'e hiçbir şey vermiyor, inanın. Ben kulüpte yönetici oldum diye hiçbir şekilde ne işim ileriye gitti, ne para kazandım, ne daha kapılar bana açıldı. Hiçbir fayda sağlayamadım. Böyle bir düşünceyle de bu yola girmedim. Ama sanki dışarıdan öyle bir lanse ediliyor ki buraya oturdunuz bir sürü para kazandınız. Buraya geldiniz, işte PR yaptınız, işleriniz arttı gibi ama negatif yönü çok fazla. Buraya sağladığımız maddi gelir, kaynak, zamanda düşünürseniz inanın hiçbir faydası yok. Hiçbirimize, hiçbir yönetici arkadaşıma. Bu nokta kendimizi suçlayamam. Çünkü bu mecburiyetten oluyor bu işler. Keşke dediğim gibi paramız olsa da bugün göndersek. Başkan, az önce eski dönemlerden kalan borçlardan bahsettiniz. Daha önceden yanlışım varsa beni bu konuda düzeltirseniz sevinirim. Sizin bir açıklamanız vardı, ben böyle hatırlıyorum. Eski dönemden kalan 70 milyon borcu ödedik demiştiniz. Şimdi az önce de eski dönemden kalan borçlar diye belirttiniz. Bu ödediğiniz borç mu ya da yeniden yaptığınız bir borç mu? Çünkü daha önceden eski borçları ödedik demiştiniz diye hatırlıyorum ben. Bir açıklamanız. 160 milyonla ilgili. 70 milyon eski dönemden kalan borçlar demiştiniz ya. Onlar işte en son şu sezon başındaki tahtayla birlikte tamamı ödendi diye düşünüyoruz ama arada yine bir şeyler gelebiliyor. Ve bu gelen borçlar da kayıtlarda olmayan borçlar. De atıyorum Mesut Çaytemel diye bir oyuncuya borç geldi sezon başında diyelim. Bu kayıtta da olmayan sürpriz bir borç. Ama oyuncu hakikaten bir 5-6 sene önce gelmiş, bir sözleşme yapmış, gitmiş. Kayda da alınmamış ama böyle bir alacağı çıktı. Ya var da enteresan isimler var işte, diyorum ya, onlara da ödemeler yapıldı. Şu an 260 milyon lira dediğimiz borç, dün içerisinde çok sürpriz ufak bir şeyler kalmıştır. Yani eski döneme ait her şey ödendi. Yani o 70 milyon liradan bir şey kalmadı. Hocam, şimdi 11 haftalık oyun olarak baktığımızda futbolda şöyle bir tabir var, amiyane tabirle. Otobüsü kalenin önüne otobüsü çekme denilen bir tabir var. Giresunspor'un oyun anlayışına baktığımızda 60-70 dakika kendi sahasında mücadele edip karambol pozisyonlarıyla gol bulup ve bununla birlikte sonuca giden bir takım hüviyeti var. Siz şahsi olarak yani bu oyun anlayışını beğeniyor musunuz? Bu oyun anlayışıyla bir sonuca gidebileceğimizi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, çok sahanın içini konuşan bir yönetim anlayışımız yok ama kendi futbol anlayışına dilim döndüğü kadar bir Sivasspor maçını aradan çıkarırsak, o maçtaki oyunu hiçbirimiz şey yapamadık. Yani Beşiktaş ve Başakşehir'le oynadığımız maçlarda dediğiniz gibi bir futbol kültürü olabilir. Biz bu futbol tarzı ve kültürüyle Süper Lig'e çıktık aslında. O dönemde de hocanın oyun anlayışı buydu. Daha çok geriyi emniyette tutup ileriye çıktığımızda skor almayla ilgili. Başakşehir maçının aslında ilk yarısında dediğiniz gibi bir oyun tarzı vardı. Orada yine pozisyon bulduk birkaç tane. Hani onları atabilseniz oyunun seyri bambaşka bir şey olur. O oyun taktiği aslında tutmuş olur. Ama ikinci yarısına baktığımızda da daha farklı bir oyun anlayışıyla oynadık. Yani ikinci golden sonra da iyice Başakşehir gibi bir takımı da Giresunspor belli periyotlarda kendi sahasına da mahkum etti diyeyim. Öyle bir oyun vardı. Bu maç maç değişen hocanın bir oyun anlayışı var. Büyük takımla oynuyorsunuz. Yani şimdi Başakşehir denen takım, yani tam maliyetlerini bilmiyorum ama 500-600 milyon liralık herhalde bir takım. 400 mü? 400 diyelim. Bizim takım maliyetimiz 80 milyon lira. Onlara göre çok mütevazi bir yapımız var. Böyle bir oyun tarzı sonuç getirebilir. Hani en azından bir puanı cebimizde tutabilelim diye. Ama bu maçlarda değişir. Mesela bugün cumartesi günü İstanbul Spor karşısında illaki bambaşka bir Giresunspor seyredeceğiz. Onu biraz da taraftar desteğiyle ateşleyerek, itikleyerek bambaşka bir oyun olur sahada.
Son sorum olsun. İstanbul Spor Maçı dediniz. Bu da taraftarın sizden isteği Sayın Başkanım. İstanbul Spor Maçları'na biletlerinde birazcık indirime gidilmesi talep ediliyor taraftarlar tarafından. Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Ben o biletleri de idaresiyle görüşüp dün akşam da konuştuk. İndirelim, ne kadar indirebiliyoruz diye. Aslında orada şöyle bir şeyimiz var. Biz geçen yıl kombineyi biraz yüksek fiyattan çıktık. Hani ilk Süper Lig'e çıktığımız sezon. Çok da maçların ne kadar olacağını da tabii seyrinde planlıyorsunuz. Sezon içerisinde bilet fiyatlarını böyle maçlarda çok aşağı indirdiğimiz için kombine fiyatı çok yukarıda kaldı. Öyle kombine alanlardan çok sitem aldık. Bu yıl kombine satarken de minimum bu maçlarda bu fiyata düşüreceğiz diye bir belge verdik. Hani onu bir maçlık sadece bu İstanbul maçının öneminden dolayı belki delebiliriz. Ben de delme taraftarıyım ama çok seyircinin sayısını etkileyeceğine de inanıyor musunuz derseniz inanmıyorum. Kombine satışlarında da inanmıyorduk. Yani bu konuda bilmiyorum. Öyle bir taraftar şeyimiz yok. Çok sayıda diyeyim. Yani çok önemli bir maç düşeceğiz, öleceğiz desek 4-5 bin kişi geliyor. Sağ olsana bunu bulamayan kulüpler de var. Ben taraftara bu konuda asla sitem etmiyorum ama demek ki bu kadarız. Kulübü destekleyen insanlar olarak. Rica ederim. Tamam mı? Murat Ümit Uzun, Giresun Tarafsız Gazetesi. Öncelikle Süper Lig'de olduğumuzu hatırlatarak başlamak istiyorum ben. Yaklaşık 50 saat sonra da hayati bir maça çıkacağız İstanbulspor karşılaşmasında. Bizler de yayınımızda hep birlik beraberlikten bahsediyoruz. Şehir olarak kenetlenmeliyiz diyoruz ama maalesef şehirde şu anda bir adeta ölü bir hava var. Bu hava nasıl dağılır ve taraftarlara mesajınız nasıl olur? Birlik beraberlik kavramı gerçekten Giresunspor olarak nasıl sağlarız hep birlikte? Yani bilmiyorum nasıl sağlayacağımızı. Başarıda sağlanacaksa bunu yaptık, sağlayamadık. Yani başarısızlıkta sağlayacaksak onun ara ara böyle dönemler geçiriyoruz. Orada sağlayamıyoruz. Bence Giresun'un en büyük sorunu iyi günde iyi zaman geçirdiğinde kötü gün geçirdiklerini çabuk unutması, kötü günde de iyi günde geçirdiği anlarını çabuk unutması. Dün yaptığımız başarıları bugün kötü bir günde hemen silip atabiliyoruz. Giresun özünde, ben çok siyaset falan benim işim değil ama Giresun Spor diye muazzam bir değeri var burada ve Süper Lig'de 19 takımdan bir tanesi. Buraya gelmek isteyip de dünyalar para harcayıp çıkamayanlar var. Burada hazır bir takımımız var, hazır bir değerimiz var. Gelip buna destek olmamız iktiza eder. Yani buradaki biz ihtiyacımızı, sorunumuzu soran yok bize. Öyle bir dönem geçiriyoruz. Niye böyle olduğunu inanın bilmiyorum. Defaten her yerde söylüyorum. Anlam da veremiyorum. Ama değişmiyor herhalde. Hani bizle alakalıysa biz gidelim, sorun değil. Ama böyle bir şey de yok. Ve daha önceden ben şimdi iki başkanla birlikte olduğum için öncekinde de bir şey görmedim. Bu kulübe böyle kaynaklar, paralar geldiğini, hani çok güzel bir 65-70 milyon lira bir kaynağımız olsa kulübü muazzam bir ekonomik düzene sokabiliriz mesela şu anda. Ama bunun yanından yöresinden geçemiyoruz. Onu geçtik, altyapı tesisleri istiyoruz. Ya ben bunu kendime istemiyorum. İşte bunu alıp eve götürmeyeceğiz. Buradaki çocuklar, Giresun'un çocukları burada futbol oynasın, sporla uğraşsın istiyoruz. Tesisimiz yok. Hasbelkader küçücük bir tesisimiz var. Yani Süper Lig'deki takıma yakışacak bir şey değil. Onun içini tadilat yaptırdık kendimiz. Orada çocuklar kalıyorlar. Ondan sonra ya Giresun gibi bir takımın tamam altyapısına dönmesi lazım. Oyuncu yetiştirmesi ama hangi tesiste yetiştireceğiz? Hangi sahada yetiştireceğiz? Kim bunlarla birlikte olacak? Bunlara baktığınızda burada bir yatırım yok, bir şey yok. Yani geçen hafta Trabzon'da bir olay yaşandı. Takip ediyorsunuz. Trabzonspor'un eski tesislerini havaalanını genişletmek için mi istediler? Bir şey oldu. Ya, Trabzon ayağa kalktı. O tesisimizi vermeyiz diye, eski tesisimiz. Bu Trabzonspor'un olacak, buradan Trabzonspor para gelir elde edecek diye. Ya bir Trabzon ayağa kalktı. Şimdi biz elimizde zaten bir şey yok. Bir yerde sıkıntımız var dediğimiz zaman bu Giresun'un ne halkından ne şeyinler, özünde taraftardan daha çok aslında isyan beklerim. Onu da göremiyoruz. Yani dedim ya sözümün başında oyuncuya ne zaman tepki koyma sırası geldi diye.
tepki koyacağımız çok fazla yerler, kişiler var. Ama biz en kolayını seçiyoruz, oyuncuya tepki gösteriyoruz. Ve bu dönemde de çok birlik beraberlik olmak isteriz. Biz yine bir araya gelmek isteriz. Biz Süper Lig'e çıktığımız sezonki günlerimizi ben hep söylüyorum. Güzeldi. Deplasmana gidiyorduk bütün milletvekillerimiz, belediye başkanımız beraber. Bilmiyorum. Yani kindarlık iyi bir şey değil. İnşallah böyle bir insanların nasıl diyeyim, yanlış algıladığı tavırlar, bir şeyler varsa da bunları bırakıp bir araya gelmek de kolay yani. Hepimiz insanız. Çok bir arada gelemeyiz. Evet Bey, bu konuda araya girelim, özür diliyorum. Yönetim olarak bir adım atarak böyle bir yemek düzenleyip hani siyasilere, iş adamlarına, mülkiyamilere çağırıp yani ilk adımı Giresun Spor olarak istersiniz, böyle bir girişimde bulursanız, siz düşündünüz mü? Ya biz atarız. Biz hiçbir kapıya gitmekten de abi şey yapmadık, gocunmadık. Yeter ki kulüp menfaat sağlasın. Biz öyle bir yemek de tertip edebiliriz. Yapabiliriz yani. Bunun sorun yok bu konuda. Bizim kimseye karşı şeyimiz yok. Ne başkan da zaten insan olarak da kindar ya da bu düşüncelere girecek birisi de değil. Çağrılanlar olur, gelmeyenlerde biz de bilmiş oluruz. Elbette olabilir, böyle bir program yapabiliriz. Ferhat Bey merhaba. Merhaba. Ben yine PR konusuna döneceğim. Sen biraz çok takıldın bu PR konusuna. Ben değil, bu sıra dışı bir olay. Çünkü oyuncu alacaklarının ödenmemesiyle ilgili FIFA'ya gidişler dediğiniz gibi çok rutin bir şey. Birçok kulüp yaşıyor. Ama not olarak söyleyeyim, bu sene ya da geçtiğimiz sezon için rekor Giresunspor'da maalesef. Ligimizde hiçbir takımın bu kadar fazla dosyası maalesef yok. Şöyle PR konusunda siz ısrarla FIFA'nın, DRC'nin özellikle oyuncu beyanına göre karar verdiğini yineliyorsunuz. Yani yazılı açıklamanızda da ben onu okudum. Siz şimdi defaten tekrarladınız burada ama mutlaka kulüpten savunma alınmış olması gerekiyor. Kulübün bir orada yani hukukçu aracılığıyla bir savunma yapmış olması gerekiyor. Bu savunma yapılmadı mı? Yani çünkü FIFA sizden de bir görüş istiyor. Her önüne gelen davada evet diyor, konu budur, iddia vardır diyor. Siz ne söyleyeceksiniz diye size dönüyor. Siz elimiz çok güçlü bu konuda dediniz. O güçlü kanıtlar orada işe yaramadı mı? Ya da bir savunma yapılmadı mı? Ya da ben yanlış biliyorum, FIFA savunma bile istemedi mi? Şimdi şöyle, FIFA avukatlarımız var. Burası profesyonel bir kulüp. Bu konuda da orada bizden istenen evrak olduğu sürece onları zaten gönderiyorlar. Mesela buna benzer geçtiğimiz dönem bir olay daha yaşadık aslında ama onu mesela duymadınız. Bu Sivas Spor'dan kiraladığımız daha önceki Siriyak'la ilgili bir dosyamız vardı bizim. Siriyak'ın bizde iki tane sözleşmesi var kulübümüzde. Bir, ilk kiralama ve yarım sezonluk bir sözleşmesi vardı. Burada bir sakatlığını iddia edip maçlara çıkmadıktan sonra bir anda habersizce memleketine döndü. Memleketini de hatırlamıyorum şu anda. Kendisi sakatlığını bahane edip oynamadığı için maç başına yönelik yeni bir sözleşmeye dönüldü kendisiyle. Kendi mail adresi üzerinden sözleşmesi gitti. Kendi ıslak imzasıyla taranarak mail adresine, kulübün resmi mail adresine sözleşmesi geldi. Ona rağmen elimizde iki tane sözleşme, ıslak imzalı sözleşme, mail adresleri. Ona rağmen oyuncunun tek bir cümlesi, bana bunu zorla imzalattılar. Biz seni görmedik ki zorla imzalatalım. Sen zaten başka bir ülkedesin yani. Tehdit mi edecek halimiz var? Zaten dışarıdasın, rahattasın, kolaydasın. Bu beyana istinaden FIFA bizi ilk sözleşmesindeki yükümlülükleri ödeme durumunda bıraktı. Burada da aslında bir yönetim sıkıntısı yok. Oyuncunun tavrıyla alakalı ama FIFA sizi dinlemiyor bir noktada. Yok, kasa gittim o dava. O davayı kasa götürmedik. O davada mesela avukatlarımız çok kasta da bir değişiklik olacağını düşünmediği için onu kasa taşımadık. Ama bu noktadaki işler çok farklı. Bu arkadaşın sözleşmesi yok. Ne kadar inanmak zor gelse de buna imzaladığımız bir sözleşme inanın yok. Birkaç sporcusuyla görüştüm. Merak ettiğim konuları derinlemesine araştırmayı da tercih ediyorum. Şöyle bir yorumda bulundular FIFA'da. Belki bu bizim borç ceza hukukunda böyle işlemiyor. Belki mutlaka ıslak imza aranıyor ama şöyle bir görüş bildirdiler. Bir futbolcuyla yapılan sözleşme mutabakatı, yani uzakta olduğu için mailler üzerinden yapılan yazışmalar ve ardından futbolcunun gelip kulüple birlikte basına tanıtılması
ve ardından forma gibi antrenmana çıkması artık bir anlaşmanın yapıldığının delilidir diyor. Bir ıslak imzaya ihtiyaç da olmayabilir deniliyor. Yani bunun şimdi bu anlaşmanın yapılmasına. Mesela oyuncunun da şöyle bir beyanı olmuş. Yine ben bunu araştırdım avukatlarından, Brezilya'dan. Sözleşmeyi ısrarla kulübün kendisine teslim etmediğini, aslında bir sözleşme imzaladığını söylemiş futbolcu. Yalan olabilir bu arada. Bu benim doğru diye iddiam değil. Yani. Ben sizin dediğinizin %100 doğru olup da kulübün buradan bir kuruş harcamadan çıkması taraftarıyım ama gördüğüm sıkıntıları da dile getirmek zorundayım. Futbolcu imzaladığını, kulüpten de sözleşmeyi imzaladığını, kampta olunduğu için de işte bugün yarın verecek diyerek verilmediğini beyan etmiş. Hani orada kendini haklı çıkarmak için de bu yorum yapmış olabilir FIFA'ya ama ben şeyin cevabını tam alamadım. Yani bizim elimizdeki çok güçlü kanıtlar FIFA'da işe yaramadı mı? FIFA'ya onları, FIFA sizden istemiyor zaten. Oyuncunun sağlık raporu zaten kendisinde de var. Böyle bir dosyayı biz FIFA'ya göndermedik. FIFA ile bu bir dava gibi işlemiyor orada zaten. Tek tarafın beyanı üzerinden diyor ki ben böyle bir mağduriyetim var oyuncu. Ben paramı alamadım. Ben bu sözleşmeyi yaptım. Geri gittim. Aslında şöyle başka bir kulüpte oynadı. Oradaki parası bizimle konuştuğundan herhalde daha az. O aradaki farkı talep ediyorlar aslında. 1,5 yıllık. FIFA'da işler tam o şekilde yürümüyor diyeyim. Şimdi oyuncuyla şu noktadan gireceğim bir de. İkisi soruyu birbirine karıştırdım. Ben mesela kendim müteahhitlik yapıyorum. Ben daire satıp da sözleşme yaptığımız hiçbir insanın, hiçbir müşterimin bana sözleşmeyi sonradan verirsiniz dediğini duymadı. Bu anda imzaladığımız anda sözleşmenin bir nüshasını herkes alıyor. Siz de bırakmazsınız bunu. Oyuncu da bırakmaz. Oyuncu bıraksa menajeri bırakmaz. O dakika elini alır zaten. Çünkü o işin kanıtı o. Ya da işin bittiğine dair ki belge o. Oyuncuyla yapılan sözleşmelerle aynı anda menajeriyle olan da var zaten. Oyuncuyu es geçtik, menajerin sözleşmesi nerede? Baktığınızda yani burada şey yok. Yani sağlık raporundaki o süreçteki, yani ilk sağlık raporundaki bulgu sadece yani detay bir işlem olduğu için, hani ikincisine sarktığı için aradaki bekleme süreci var zaten. Başka da bir konu yok. Biraz orası uzadı. Daha da ne çıkacak? Kas süreci çıkacak. Kulübün herhalde 7 Kasım'a netleşik kadar ya bizi başvuru en çok yapmış olması gerekiyordu. Yok yani başvuru falan yaptı kulübümüz. Onda sorunumuz yok. Ve en çok da üzen bu oyuncuya çok, inanın hani çok oynamasını da istediğimiz bir oyuncuydu bizde. Çok ya da beğenerek. İnsanları biraz benim de tepki göstermeme sebep olan bir saniye bile oynamamış bir oyuncuya kulübün bu kadar para ödemek riskine girmesidir aslında insanları bu kadar tepkisini çeken konu. Şunu soracağım. Birçok davada, FIFA'daki davalarda kasa taşındığını ama kastaki yargılamaların başlaması için yargılama ücretlerinin yatırılmadığını ben öğrendim. Kas işte 1-2-3 defa uyarı yapıyor bu yargılama ücretlerinin yatırılması için itiraz eden taraftan. Yatırılmadığı zaman da davayı reddediyor. Diyara konusunda da yatırılmadığını biliyorum ben. Defalarca kez kulübe uyarı gelmesine rağmen kastan. Ki yargılama masrafları da çok ciddi rakamlar. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hı hı. Yüksek rakamlar. Diğer kulüp FIFA'daki dosyalarla ilgili tamamı için biz kasa gittik mi? Çünkü Jean-Pierre'in dışında 1.8 milyon euroluk bir şey var orada. Tutar var. İşte demin ismini saydığınız oyuncular. Pelupesi, Kempis'i, Şapis'i, Baldes'i, Diarra'sı vesaire. 1.8 milyon euroluk ve hepsi için herhalde bir kasa gidilme süreci var. Çünkü para ödenmediyse transfer yasağı gelmesi gerekiyor. Transfer yasağını aşmanız için kasa müracaat etmiş olmanız gerekiyor. Yani biraz sanki zaman kazanmak için çeşitli hamleler yapmış olmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili bir sonuç alacağınızı düşünüyor musunuz kastan? Bu oyuncu alacaklar için. Şimdi şöyle kas yargılama ile ilgili olan ücretlerin tamamını kulübümüz yatırıyor bu arada. Çünkü onları yatırmadığımız zaman farklı bir cezayla karşı karşıya kalıyoruz. Yatırılmadığını biliyorum. Ya gecikme olmuştur belki ama şu an yatırılmayan hiçbir dosya yok. Hepsinin ücretleri yatırıldı. Hatta İsviçre frangı üzerinden bile yatırılıyor. Ciddi de bedeller tutuyor bunlar. Şu an yatırılmamış hiçbir dosya masrafı yok. Hepsi yatırıldı. Şimdi oyuncu alacaklarıyla ilgili başvurduğunda atıyorum Diarra'nın 300 bin euro alacağı var.
Bazen onlar farklı. Mesela 350 bin euro gibi bir şey çıkarıyorlar. Kendi bonus hesaplamaları falan biraz farklı. Onlarda farklı şeyler oluyor ama biz bu diğer an alacağını zaten biliyoruz. Bunu kasa taşımanın bir anlamı yok zaten. Yükümlülüğümüzü onaylıyorlar. Hani eğer bu parayı ödemezsen artık sana transferi yaptırmam. Yani transferi yaptırmam dediği de şu. Aldığınız oyuncuyu lisans çıkaramıyorsunuz. Sisteme giremiyorsunuz. Ona engel oluyorlar. O yüzden oraya da ihtiyacınız var. Oyuncunun da talep ettiği alacağını ya da oradaki kesinleşmiş alacağını yatırdığınız zaman buradaki karşılaştığınız bütün sorunlar da kalkıyor zaten. Bizim de zaten 65-70 milyon euromuz olsa, milyon TL'miz olsa şimdi hemen bunları yatırırız zaten. Ona emin olabilirsiniz yani. Son şunu sorayım. Jean-Pierre konusu buralara geldiği için o süreçle ilgili hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Şu anlamda oyuncunun %100 sağlıklı olduğundan emin olmadan lansmanın yapılıp imza töreninin düzenlenip işte basına tanıtılmasının sonuçları itibariyle ciddi bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz, yönetimsel bir hata? Düşünmüyoruz. Çünkü şöyle, oyuncunun efor testleri, fiziki yapısı, diğer EKG testleri, ıvır zıvır bunların hiçbirisinde sorun yoktu. Sadece kanındaki ufak bir değerden çıkan, doktorun çok dikkatli davranmasından dolayı gelinen ve yakalanan bilinen bir şeydi. Biz hatta oyuncuya başkanımızın şu ifadeleri var. Eğer bugün burada olmasaydın belki sen bu hastalığını öğrenemeyecektin. Belki senin buraya geliş olayında hikayesi de budur. Yolumuz inşallah farklı şekilde karşılaşır, farklı bir şekilde buluşuruz tekrar diyerek ayrıldığımız bir oyuncu. Yani biz oyuncuya hiçbir zaman kötü davranmadık, hiçbir zaman yanlış yapmadık. Süreci de çok iyi götürdük o dönem. Hem insan olarak, hem oyuncu olarak, hem bir profesyonel olarak çok da iyi davranılmış bir oyuncu kendisi. Çünkü hakikaten de çok beğendik kendisini. Oyununu da beğendik, oyunculuğunu da beğendik. Çok da istemiştik kulübümüzde oynamasını. Ama olmadı. Bir sağlık sorunundan dolayı buralara gelindi. Belki o gün Giresunspor'da o sağlık sorunu belli olmasa kendisi bu sağlık sorunundaki farklı noktalara da gidebilirdi. Ama İyi davranılan, süreci de iyi gitmiş bir oyuncu aslında. İyi de vedalaştığımız bir oyuncu. Bugün bununla karşılaşmak da bizi çok üzüyor. Ama kulüp yönetiminin, idaresinin bu noktada en ufak bir hatası yok. Mahkemede süreç zaten inşallah da haklı olan taraf yani bir ceza yükümlülüğü de kalmadan haksızlığı ortaya çıkacaktır inşallah. Yani hukuk daha bitmedi. İnşallah biter hukuk vaziyette. Tamamız herhalde.